bu dünyaca ünlü kaşif Mason James değil mi? Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir şey getirdim. Bu yeni bir kamyon mu? Harika görünüyor. Her zaman yerel kahramanlar ararım. Hadi merdivenleri kontrol edelim. Buna vakit yok. Bir yerde yangın çıktı. Merkez Bankası Kulesi'nden dumanlar yükseliyor. Bas gaza. Dikkat edin. Çekilin yoldan. Köpek. Zuku tutunun. Hortumları bağlayın. Merdiveni hazırlayın. En üst pencereye su sıkın. Merdiveni uzatın. Zemin katın temizlenmesini istiyorum. Orada çok duman var. Dikkat! Ucuz atlattık. Hey! Bu nedir? Yukarıya ışık tutun. Bu bir çocuk. Merdiven oraya yetişemez. Dayan biraz. Seni aşağı indireceğiz. Ağ getirin. Sakın korkma. Aşağı atla, biz seni tutarız. Başardın Mason James. Birlikte başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hepimiz güzel bir yemeği hak ettik. Tüm birimlerin dikkatine. Ormanda gittikçe büyüyen bir yangın çıktı. Bütün acil durum araçlarına ihtiyacımız var. Görünüşe göre yemeği daha sonra yiyeceğiz. Ulaşabileceğimiz herkese haber vermeliyiz. Yeni bir görevimiz var. Kardeşinden acil çağrı alan Mason James, inşaat ekibiyle şehirden geçiyor. Mason James, şimdi bir acil durum uyarısı aldım. Çok büyük bir fırtına yaklaşıyor. Bu elmayı kaldırmak için yardıma ihtiyacım var. Sen elma mı dedin? Bu çok büyük bir elma. Acele et. Vay canına. Bu gerçekten büyük bir elma. Bilim Müzesi'nin Sir Isaac Newton onuruna diktiği bir heykel. Vay canına. Fırtına gelmeden önce bu heykeli yerine dikmemiz lazım. Biraz takım çalışmasıyla hemen hallederiz. Peki kim bu Sir Isaac Newton denen adam? Yer çekimini keşfetmiş. Bir şeyleri ağır yapan doğal gücü. Bu kesinlikle ağır. Eyvah! Rüzgar elmayı sürüklüyor. Yükleyiciyi dikleştir ve buldozerle bize biraz daha güç ver. İşte kaide orada. Herkes düşük vitese geçsin. Edinebildiğimiz tüm güce ihtiyacımız olacak. Onu kaideye çıkarınca beton dökene kadar tutacak bir şey lazım. Onu çoktan ayarladım. Başlayalım. Kayla, sanırım fırtına çoktan gelmiş. Başardık. Şimdi rüzgar gelmeden çimentoyla sağlama alalım. Olamaz. Rüzgar heykeli düşürdü. Elma elimizden kaçtı. Meyveyi takip et. O kırmızı şey.
şeye, şehre varmadan yetişemezsem, belediye binasını elmas usuna dönüştürecek. Elma yoldaki kurallara uymuyor. Uyduğu tek kural Newton'un hareket yasaları. Dikkat et Mason James! Şimdi elma seni takip ediyor. Daha hızlı gitmeliyiz. Aklıma bir fikir geldi. Şu büyük şantiye hala belediye binasının yanında mı? Elmayı durdurmak için bir duvar yapabilirdik. Ama zamanımız yok. Ama orada süper güçlü bir mega winç var. Zamanlamayı doğru yaparsak yuvarlanan elmayı uçan elmaya dönüştürebiliriz. Bu hayatımda duyduğum en çılgın fikir. Ben varım. Mükemmel bir zamanlama gerekecek. Olamaz! Rüzgar artıyor ve heykeli daha da hızlandırıyor. Kaybedecek vakit yok. Bir daha hızlı girmeme yardım edebilir mi? Peki ya bu duvar bir rampaya dönüşse nasıl olur? Harika! Mega Winch'e çıkıyorum. Nerede o elma? Az önce sola dönüp 5. caddeye çıktı. Mega Winch'teyim. Elma inşaat alanına ulaştığında bana haber ver. 3. cadde. 2. cadde. 1. cadde. Şimdi. Yakaladım. İşe yaradı. Evet. Hey, bu haliyle ipin ucundaki bir balona benziyor. Şuna bak. Sanırım yer çekimi olayını anlamaya başlıyorum. Sokaklardan çekilin millet. Üstünüze gelen hareketli bir cisim var. Yakaladım. Artık hareketsiz bir cisim. Şu çimento karıştırıcıyı şuraya getirip hareketsiz kalmasını da sağlayalım. Hallediyorum kardeş. O iş çocuk oyuncağı. Teşekkürler kardeş. Bu maceranın çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Her yönüyle müthiş maceraydı. Mason bak. Elma heykeli yer çekimine meydan okuyor. Ne diyebilirim ki? Heyecandan acıktım. Bu nefis heykeli canım çekiyor. Uluslararası maceracı Mason James helikopterin vitesiyle mücadele ediyor. FedEx şubesi için acil bir teslimatım var. Kıl payı indim. Merhaba Bay Mason James. Kardeşiniz Kayla'dan bir paketiniz var. Wow, müthiş. Bu antik bir taş tablet. Cevap ver Mason James. Duyuyor musun? Duyuyorum kardeş. Gönderdiğin taş tablet gerçekten müthiş. Bu bir harita mı? Doğru bildin Mason James. O haritayı gizlenmiş 3 altın madalyonu bir an önce bulmak için kullanmasın. Tüm dünya tehlikede olabilir. Her an patlayabilecek bir yanardağın olduğu uzaklardaki bir adadayım. Onu durdurmanın tek yolu o madalyonları bulup bana getirmen. Yola çıkıyorum kardeş. Hiç sorun yok. Aslında bir sorun var. Helikopterin yakıtı bitti. Bu görev çok daha zorlaştı. Dünya zor durumda. O madalyonları hemen teslim et. Teslim etmek he? Bunu teslim etmek için bir şeye ihtiyacım var. Bu değil. Bir dakika. Evet. Mason James ilk madalyona doğru giderken haritadaki koordinatları kullanıyor. Umarım bu araç hızı sağlayabilir. Vay canına, bu nehir ne kadar büyük. Çevresini dolaşmak çok uzun sürer. Buldum. Eğer feribot kalkmadan iskeleye ulaşabilirsem beni karşıya geçirir. Mason James, yanardağ bilimciler bu yanardağın tüm gezegene zarar verebileceğini söylüyor. İlk madalyonu buldun mu?
Koordinatını bulmakta sorun yaşıyorum. Eyvah! Geminin altında bir şey var ve bizi devirecek. Tıpkı taş tabletin üstündekine benzeyen büyük bir anakonda gibi görünüyor. Yılanı takip et. Dikkat et. Yılan niye bizi buraya getirdi? Bir dakika, yukarıda bir şey var. Sanki feribotla biraz çarpmak işe yarayabilir. Yakaladım. İlk madalyonu aldım kardeş. Ve bir sonraki koordinata gidiyorum. Aferin Mason James, böyle devam. Eyvah! Zamanımız tükeniyor kardeşim. Haritaya bakılırsa bu yol beni doğruca. Kılpayı kurtardım. Hey, bu büyük taşlarda simgeler var. Bir kare, bir üçgen, bir daire ve paralel kenar. Bir sonraki madalyonun üstünde elmas şekli olmalı. Buldum. Bu harika bir bulmaca. Ama bu taşlar itilemeyecek kadar büyük. Yoksa değiller mi? Mason James, devasa taşlar döndürmek için buldozeri ustaca kullanıyor. Bir kez daha döndürünce olacak. Belki de bu kadar iyi bir fikir değildi. Bu sıradaki madalyon. İkinci madalyonu buldum. Bir tane kaldı. Ve belli ki üçüncü madalyon Avustralya'da. Hemen yola koyuldu. Zaman yok Mason James. Yanardağ durdurmak için Avustralya'dan buraya yetişemezsin. Eyvah! O zaman iki madalyonla yanına geliyorum. Üçüncü madalyona ulaşmak için çok çılgın bir fikrim var. Vay vay vay. Bu eski rakibin Mason James değil mi? Emerson Phoenix, dünyaca ünlü maceracı Mason James'in rakibi Avustralya Gold Coast'ta Land Rover ile gezintiye çıkmış. Neden hiç altını bulamıyorum? Vay vay vay. Bu eski rakibin Mason James değil mi? Mason James Fransa'da bir otoyolda ilerliyor. Laflamaya vaktim yok Emerson. Avustralya'da sana yardımın lazım. Kusura bakma Mason James. Çok meşgulüm. Gold Coast'ta altının nerede olduğunu biliyor musun? Gold Coast adını güzel altın renkli kumsallarından alır. Dinle. Üstünde kanguru şekli olan gizli bir madalyon Avustralya'da saklı. Onu bulmama yardım etmezsen bir yanardağa patlayıp her yere lav ve kül püskürtecek. Madalyonlardan hoşlanırım. Ayrıca dünyayı kurtarmak da kulağa önemli geliyor. Yardım edeceğim. Bana madalyonun koordinatlarını gönder. Bu işe yarayabilir. Kayla'ya durumu bir sorayım. Kayla, yanardağ ne durumda? Adadaki bütün insanları tahliye ettik. Ama bu şey her an patlayabilir. Sanırım üçüncü madalyona ulaşmana vakit yok. Endişelenme. Emerson Felix şu an Avustralya'da onu arıyor. Emerson Felix mi? Ona pek güvenmem. Bizi kandırmaya çalışıyor olabilir. Bu görev fazlasıyla önemli. Başaracaktır. Ona güvenmeliyiz. Mason James, burada hiçbir şey yok. Emerson Felix, kanguru madalyonunu aramak için Avustralya'da geziyor. Resmen boşa uğraşıyoruz. Hey, bu bir kaos. Hayır, bire muymuş? Eyvah, umarım bu çok çok özel bir madalyondur. Mason James, hızla feribota gidiyor. Emerson, madalyonu buldun mu? Koordinatlara geldim Mason James. Ama görünürde kanguru da yok, madalyon da yok. Sadece ve sadece kayalar var. İnan bana orada. Bulmak için bir tür bulmaca olmalı. Yeni bir bakış açısı dene. Her şey farklı bak. Aha. Olacak iş değil Mason James. Onu bulmak için Land Rover'ımı bu tepenin çevresinden dolaştırmanın ne yararı? Oh ne? Hey, bir kanguru. Bu bir kanguru. Kanguruyu buldum. Başardım. Gelmiş geçmiş en iyi hazine avcısıyım. Emerson.
Emerson. Emerson, madalyonu görüyor musun? Aa! Bir şey gözümü kamaştırıyor. Oo! Evet, kangurunun gözünde parlak altın bir madalyon var. Harika! Şimdi lütfen o madalyonu bir an önce yanardağa getir. Tamamdır. Acele et Mason James. Vakit tükenmek üzere. Bas gaza. Na, na. Oo. Geldim Kayla. Neden bu kadar geciktin Mason James? Emerson, başardın. Gidelim. Peşimden gelin. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Yılan madalyonunu, elmas madalyonunu ve kanguru madalyonunu taş levhaya hemen koymalıyız. İşe yarıyor. Çabuk Emerson Felix. Son madalyonu yerine yerleşti. Belki üç madalyonu da kullanmaya gerek yoktur. Belki bu bende kalabilir. Üzülme Kayla. Yani Emerson Felix. Hazineden ayrılmak zor ama madem dünyaya yararı olacak. Yapabilirsin. Başardık. Mason James, sence neden yeri sınıyor? Dünyayı kurtarmış olabiliriz ama yanardağın altındaki mağaralar lavla doluyor. Bu adadan uzaklaşalım. Gazlayın. Adadan kaçmak için ilerleyen Mason James, FedEx'ten acil bir mesaj alır. Görev henüz bitmemiştir. Kamyonette bu araba yıkamacıya teslim edilecek bir paket var. Dünyayı kurtardıktan sonra bence hepimiz bir araba yıkamayı hak ettik. Gidelim. Mason, Kayla, hadi çocuklar, nakliye kamyonu geldi. Sence o altın madalyonları bir daha görebilecek miyiz acaba? Hiç belli olmaz Emerson. Tıpkı bizim gibi bir sonraki büyük maceralarına çıkıyorlar. Bayanlar ve baylar, dünyanın her yerinden gelen sürücüler, her sene düzenlenen 100. Le Matchbox 5000 için start çizgisinde sıralandılar. Birkaç gün sürecek kıtalar arası 5000 kilometrelik bu yarış, her tür arazide, tehlikeli virajlarda, dik dağlarda ve volkanik platolarda ilerleyecek. Nihayet acımasız çölü de geçecek ve Dakar'daki finish çizgisinde son bulacak. Bütün yarışçılar hazır ve buna Mason James de dahil. Mason, BMW i8 ile çok hızlı yarışacak gibi görünüyor ve yarış başladı. Seyirciler çılgına döndü. Evet. Maceracı Mason James ön alçalıyor. Ve yarışçıların İngiliz sürücü Freddie Hampton'a da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ne, bir muz araba mı? Evet arkadaşlar, kendini kanıtlamak isteyen her yarışçı risk alıyor. Le Matchbox 5000'de her şey serbest. Bu yol yarışında hiçbir kural yok. Olamaz. Hampton'ın muz arabası yoldan çıktı ve kaza yaptı. Freddie Hampton'ın durumu iyi görünüyor ama arabası alevli muza dönebilir. İtfaiye birimi yangını söndürmek ve onun güvenliğini sağlamak için yola çıktı. Diğer sürücüler hızla yanından geçerlerken ona el sallıyor. Görüşürüz, hoşça kal. Hasta la asla. Acımasız bir yarış olan Le Matchbox 5000'de planlı pit stoplar yok ve hava sürekli değişiyor. 5. gündeyiz. Mason James yarışta 400 metre önde. Artık diğer sürücülerin James'i geçebileceklerini sanmam. Lastik patladı. Ben burada yedek lastiği nereden bulacağım? Cevap ben Mason James, tamam. Fransız pilot, sen burada ne arıyorsun, tamam. Seni Le Matchbox 5000'i kazanırken izlemek için Dakar'a uçuyordum tabii ki, tamam. Evet ama sanırım az önce 5000'i kaybettim. Birden lastiğim patladı. Artık onları asla yakalayamam, her şey bitti, tamam. Peki ya dağ geçidi? Onu buradan görebiliyorum. Doğudaki rüzgar çiftliğinin yanından geç. Bir kestirme, çok iyi düşündün. Eğer daha uygun bir alan varsa o zaman olur tabii. Bir saniye, galiba biraz daha zorlu koşulları, çok uygun bir araban var.
Renkli Matchbox 5000'de her araba yarışabilir. Hadi Jeep, bunlara neler yapabileceğini göster. Gözlerime inanamıyorum. Araba değiştiren Mason James birden ortaya çıktı ve tam zamanında finish çizgisini geçti. Woohoo! Mason James başardı. Felaketi yaşayacakken birinciliğe yükseldi. Bu olağanüstü maceracıyı şimdi ne bekliyor? Her zaman yeni bir macera vardır. Bazen sadece aramak gerekir. Mason James! Mason James'e acil bir mesajım var. Bip bip bip. Bip bip bip. Uluslararası macera perest Mason James, kardeşinden gelen acil mesajı görünce hızla eve doğru yola koyulur. Mason James nerede kalmış olabilir? Uhu! Güzel girişti Mason. Şuna baksana. Gizemli kutu geri döndü. Evet. Haklısın. Son maceramızda içinden gizli bir harita yapmak için bize süper arabalar çıkmıştı. Florida haritasıydı. Yani orada büyük bir hazine falan olmalı. Ama nerede? Belki de gizemli kutudan çıkacak son ipucu cevabımızı bulmamızı sağlar. Şahane. Bu bir Renault Megane E-Tech. Notta Fransız ve elektrikli olduğu yazıyor. Fransız mı? Hmm. Gizemli kutudan çıkan ipucu nedir? Mona Lisa tablosu Paris'te. Ama senin hazinen başka bir yerde. 21 saniyede 21 ayrı dönüş. Ödülün seni orada bulacak. Hmm. Fransa'ya gidiyoruz. 21 dönüşün ne demek olduğuna dair bir fikrim var. Dünyanın en bilinen bisiklet yarışı Fransa'da yapılır. Ve burası da en zor etaplardan biri. İsmi de Alpe d'Huez. Bu etapta tam tamına 21 tane çok keskin viraj var. Ama ipucunda hazineye ulaşabilmek için orayı 21 saniyede geçmen gerektiği yazıyor. Evet. Kronometreyi aç, hadi. Hadi bakalım. Anlaşılan gizemli kutudan bu tür virajlar için doğru araba çıkmış. Başardım. Aha, Mason James. İşte ben geldim. O meşhur macera perest Emerson Felix. İşin zor kısmını sen hallettin ama hazineye ilk ben ulaşacağım. Evet, neredeymiş şu hazine? İyi deneme Emerson. Ama ipucunda ödül seni bulacak yazıyordu. Bu da nesi? Kocaman bir kaya. Hadi gidelim. Daha hızlı gitmeliyiz. Sıkı tutunun. Pekala. Evet, hazine nerede? Dur biraz Emerson. Duman kokusu alıyorum. Şehre doğru ilerleyen bir orman yangını çıkmış. Yangını durdurması için 21. itfaiye istasyonuna yardım etmeliyiz. Ama peki ya hazine? Onu daha sonra hallederiz. Orman yangınları hızlı yayılır ve çok da tehlikelidir. Hadi gidelim. Çabuk. Yangın hızla yayılıyor. Ve onu durdurmak için bize itfaiyeci aracı gerek. Depomu doldurmalıyım. Merdiven ve ekipmanını da kontrol etmeyi unutma. Pekala, hadi gidelim. Beni takip et. Ben hortumları takarım Mason James. Sen de su sıkmaya hazırlan hadi. Bu yangını hemen söndürmemiz gerekiyor. Orman yangınları öyle güçlüdür ki ormanlara büyük zararlar verebilir. Su basıncı düşüyor. Bu alevleri söndürmek için daha fazla su gerekli. Şurada bir nehir var. Sen burada kal. Ben doğayı kurtarmak için doğayı kullanacağım. Çok zekice bir fikir. Gel de yangını iki taraftan söndürelim. Harika Mason. İşe yarıyor. Başardık. Müthiş bir ekip çalışmasıydı Emerson. Daha sonra itfaiye merkezinde görüşürüz. Yaşasın! Kasabayı kurtardın! Hey, Emerson Felix nerede? Şu kayayı yoldan çekmem gerekiyor. Sonra dağa tırmanıp o hazineyi Mason James'ten önce bulmalıyım. Emerson!
musun? O koca kayayı tek başına kıpırdatamazsın. Mason James, ben sadece... Diğer araba ve bisikletler için yolu açmaya çalışıyordum. Hı-hı. Aynen öyle yapıyordum. Biz de yardım edelim. Pekala, herkes aynı anda. Sakin bir şekilde. Başardık. Aferin bize. Elveda Mason James. O hazine benim olacak. O kadar emin olma derim. Bana kalırsa hazine aslında bu kaya. Yani hazine bizi zaten en başında buldu. Evet, ve Florida'da nereye gitmemiz gerektiğini de bize gösteriyor olmalı. Mason James, gizemli kutu. Vay canına. Bu kadar sağlam bir araca ihtiyaç duyuyorsak sıradaki görev çok heyecanlı olmalı. Dünyaca ünlü maceracı Mason James ve kardeşi zorlu sonuçları olabilecek bir yarışta şehri hızla geçiyor. Stadyuma ilk ulaşan araç fazladan bir dilim pizza kazanır Mason James. Dünyanın en büyük pizzasından mı demek istiyorsun? Bu Matchbox şehrinin 70. yıl dönümü ve bunu dünyanın en büyük pizzası rekorunu kırarak kutluyor. İşte stadyum. Evet, ben kazandım. Mason, aşırı büyük pizza nerede? Bilmiyorum ama bütün şehir bol bol pizza yemeyi umarak gelecek. Neler döndüğünü öğrensek iyi olacak. Pizza kokusuna bayılıyorum. Ve bu kocaman bir pizza. Mason James, şükürler olsun gelmişsin. Dünyanın en büyük pizzasını yaptım ama dünyanın en büyük pizza teslimat aracına ihtiyacım olduğunu unuttum. Endişelenme. İşbirliği yaparsak her şeyi başarırız. Biz 30 dakika içinde stadyumda olmazsa dünya rekorunu kıramayız. Ve seyircinin karnının zil çaldığını buradan duyabiliyorum. Anlaşıldı. Bu büyüklükte bir pizza için büyük düşünmeliyiz. Benimle gel kardeş. Tabii ya. Bu büyük makineler her şeyi taşıyabilir. Evet. Hatta bu büyük makineleri kısa sürede pizzayı götürmek için Matchbox ekskavatörünü kullanabiliriz. Hadi yükleyelim. Buldozer geliyor. Buldozer'i yüklüyorum. Kaya kamyonu geliyor. Kaya kamyonunu yüklüyorum. Yol graderi geliyor. Vay canına, çok fazla inşaat aracı oldu Mason James. Hepsi işe yarayabilir. Hadi gidelim. Dünyanın en büyük pizzası, dünyanın en büyük ekskavatörüyle tanış. Mason dur, pizza kayıyor. Woo. Pizzayı taşırken onu dümdüz tutmak zorundayız. Anlaşılan bir takım çalışması gerekli. Bu ağır hizmet inşaat araçlarını getirdiğimiz iyi olmuş. Buldozer'e yol verin. Biri büyük bir kaya kamyonu mu çağırdı? Güçlü bir yol graderi olmadan pizza partisi olmaz. Ama pizzayı stadyuma hızla ulaştıramazsak parti falan olmayacak. Pekala ekip, birlikte ve hızlı çalışmalıyız. Hataya yer yok. Söylediğim anda olabildiğince hızlı şekilde yerlerinizi alın. Sabit tut Mason James. Yavaş, bekleyin. Az kaldı. Haydi haydi şimdi. Evet, işe yaradı. Hadi ekip, motorlarınızı çalıştırın. Eyvah, özür dilerim. Tamam Keyla, bu kolay kısmıydı. Onları şehirden hızlı biçimde geçirmelisin. Ben de bu şeyi stadyuma sokmaya çalışacağım. Ben ne yapabilirim? Sen de belediye başkanı ve stadyumdakileri dünyanın en büyük pizzasını sabırla beklemeye ikna et. Vay canına. Peki ekip, gidelim. Hazır olun ekip. Şimdi sağa dönün. Ve şimdi sağ dönün. Oo, ters döndün. Olamaz, pizza. Yakaladım. Üst geçit. Frenine basın. Şimdi hızlanın, hızlanın, hızlanın. Çok az kaldı. Evet. Bas gaza.
Ama pizzayı stadyuma sokmak mümkün görünmüyor. Anlaşılan sonuçta dünya rekorunu kıramayacağız. Kesinlikle kıracağız. Bu vinç görevini hep yapar. Pekala, bu büyük 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 pizzayı kim sipariş etmişti? Oho, bu cidden büyük bir pizza. O pepperoni benden bile büyük. Başardık. Hey Mason, partiye katıl. Ekspres çıkış. Aşağı dikkat et. Harika iş çıkardın Mason James. Takım çalışmamız sayesinde dünyanın en büyük pizzası rekoru artık Matchbox şehrinin elinde. Evet. Dünyanın en büyük iç içeğini düşünmememiz kötü oldu.